Sayın Doktor Serdar Şahinkaya'yı 1923 Türkiye İktisat Kongresi'nin hatırlattıkları başlıklı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Ve 1922'nin 9 Eylül'ünde İngiliz emperyalizminin uşakları Yunan kuvvetlerini Ege'nin derin sularına gömdü. Emperyalizmi İzmir'de denize döken muzaffer orduların başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bu toprakları yeniden yurt yapma özlemini canlandırmak üzere bir araya getiriyorlar. Tunç Soyer'in de yaptığı aynısı 100 sene sonra. Diyor ki, Başkumandan Paşa Hazretlerine İzmir'den telgraf çektim. Dedim ki, memleketin iktisadiyatı uzun senelerden beri unutulmuştur. Milli inkılabımız memleketimizde mevcut bütün üreticilerin uzmanlarından oluşan bu muazzam kongrenin toplanmasını mümkün kılmıştır. Bugünlere erişirken biz kadın işçilerini de fevkalade bir sahada görüyoruz. Bizleri bu kongreye davet eden Büyük Millet Meclisi ve Erkan'a ve bilhassa reisimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine biz kadınlar samimi teşekkürlerimizi takdim ederiz. Türkiye'de memleket işlerine kadınların da iştirak etmesi ilk defa vuku buluyor. Bu şerefin bize müyesser olması kalplerimizi refah ve gurur hisleriyle doldurdu. Kongre, iktisadımızın temelini teşkil eden işçi sınıfının meşru haklarını tanıdı. 1 Mayıs'ın emek bayramı olması, grev ve sendika hakları işçi sınıfının hakları arasında. Bitiriyorum. Ve benim sevdiğim, çok tarih anlatırken kullandığım kendi ifadem şu. Tarihi kimin kalemiyle yazıyorsunuz ya da kimin gözüyle okuyorsunuz? İşte kritik soru dün de bugün de